Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Şimdiye kadar yaptığım, yediğim en lezzetli kolay çörek tarifi paylaşıyorum. Bu tarifi derin dondurucularda da saklayabilirsiniz. Tel tel yumuşacık çörek oluyor. Dışı çıtır, arası kat kat oluyor. Kesinlikle bu tarifi deneyelim. Denedikten sonra yıldız tariflerinizden olacak. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. 4 bezeden kolay çörek. Ani misafirleriniz geldiği zaman şipşak hazırlayın. Denedikten sonra yemelere doyamayacaksınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hemen tarifimize geçelim. İlk olarak 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su. Karıştıralım. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı kuru maya ilave edip karıştıralım. Mayayı eritelim. Daha sonra 5 su bardağı un ekleyelim. Unu kontrollü yavaş yavaş ekleyelim. Sizler 4 su bardağı un ile başlayın. Unu azar azar yavaş yavaş ilave ederek ekleyelim. Benim yaptığım ele yapışmayan yumuşak kıvamda hamur elde edelim. Un kalitesinde çok değişkenlikler oluyor. Lütfen dikkat edelim. Hamur kıvamı ne kadar güzel olursa çöreğimiz de o kadar güzel olur ve çalışmamız da çok kolay olur. Elimizle de yoğurma işlemine başlayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Bu tarifi denedikten sonra düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda yazalım. Gerçekten çok kolay, pratik ve lezzetli bir tarif. Şu ana kadar yaptığım, yediğim en lezzetli çörek tarifidir. Üstelik de çok kolay, 4 bezeyle çalışacağız. Hamurun kıvamını sizlere şöyle bir de yakından göstereyim. Bakın, yumuşak, ele yapışmayan hamur kıvamı hazırladık. Toplamda 4 beze hazırlayalım. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine hafiften un serpelim. Daha sonra üzerini kapatalım. 10-15 dakika dinlendirelim. Mutlaka dinlendirelim, açmamız daha kolay olacak. Bu arada biz de arasına süreceğimiz yağı hazırlayalım. Toplamda 200 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve bir kenara aldım. Dinlenmiş bezeleri açmaya başlıyorum. Bezeye hafiften un serpelim, açmaya başlayalım. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz aynı tarifi yapacaksınız. Bütün tariflerimde kolaylıklar veriyorum ve bütün püf noktalarını anlatıyorum. Bu tarifi mutlaka acil durumlarda hazırlayın. Çok hızlı oluyor. Üstelik çok kolay. Toplamda 4 beze var. Bütün bezeleri bu şekilde açalım. Kenarlarına bastırarak da açabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bu yöntemle de açabilirsiniz. Sizlere nasıl kolay gelirse o şekilde açalım. Hamuru gerçekten zar gibi açılıyor. Oklavayı vurdum mu açılıyor. Sizler de çok beğeneceksiniz. Bu tarifi hep yapmak isteyeceksiniz. Bütün takipçilerimin bu tarifi denemesini istiyorum. İnceltebildiğimiz kadar, büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Daha sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı tereyağı sürelim. Fırça yardımıyla bu şekilde her tarafa eşit gelecek şekilde sürelim. Yufkayı katlayalım. Daha sonra tereyağı sürelim. Her iki tarafa katladıktan sonra tereyağı sürelim. Aynı bu şekilde devam edelim. Tarifi mutlaka videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Bakın her katına yağ sürüyorum.
Dört parmak genişlikte katlıyorum. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. Yufkanın başından katlayarak aşağı kısma da gelebilirsiniz. Hiç fark etmiyor çünkü ortasından keseceğiz. Bu şekilde katladıktan sonra oklavayla ortalayalım. Daha sonra yufkanın orta kısmından keselim. Kestikten sonra saralım. Bu kısma dikkat edelim. Kestiğimiz tarafı her zaman aynı tarafa getirelim. Yani kestiğimiz taraf üst kısmında olsun. Genelde kestiğimiz tarafı merdane ile açacağız ve tepsiye koyduğumuz zaman kestiğimiz taraf üst kısmında olacak. Çünkü üst tarafı kestiğimiz zaman daha güzel tel tel ayrılıyor, daha iyi gözüküyor. Hemen sizlere bir beze daha göstereyim. Bakın çok kolay açılıyor. Oklavanın kenarlarına basarak da çalışabilirsiniz. Yufka kırışmıyor. Veya benim yaptığım gibi bu yöntemle de açabilirsiniz. Açabildiğiniz kadar, büyütebildiğiniz kadar büyütelim. Ne kadar inceltirsek o kadar tel tel olur. Ve yumuşacık, dışı çıtır, içi kat kat olacak. Bu tarifi denedikten sonra mutlaka yorumlarda yazın. Açtıktan sonra hemen ara katı için tereyağı sürelim. 2-3 yemek kaşığı sürebilirsiniz. Her tarafa gelecek şekilde fırçayla sürelim. Yufkanın her iki tarafını katlayalım. Daha sonra tekrar katlayalım. Bu arada aralarına sürekli tereyağı sürelim. Oklavayı ortalayalım. Daha sonra keselim. Kestikten sonra bu teknikle de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten bu yöntem de çok pratik oluyor. Her iki yöntemi, her iki tekniği sizlerle paylaştım. Bütün püf noktalarını paylaşıyorum. Bu kısımları biraz uzun tuttum. Sizler daha güzel yapasınız diye. Hemen şöyle sizlere bir kez daha göstereyim. Bakın yufkanın üzerine koyup da sarabilirsiniz. Bu yöntemle de sarabilirsiniz. Tepsiye veya bir servis tabağına alabilirsiniz. Bakın sizlere de yakından da göstereyim. Kestiğim kısmı üst kısma alıyorum. Dolapta veya dışarıda 15-20 dakika bekletelim. Yağın donmasını sağlayalım. Yağ donduktan sonra merdane ile açalım. Hafiften altına üstüne un serpelim.
Bu tarifi hem pişmiş hem de hamuru çiğ bir şekilde buzluklarınızda saklayabilirsiniz. Veya da akşam yapıp sabah da açabilirsiniz merdaneyle. Bakın büyük tatlı tabağı değil de küçük tatlı tabağı boyunda ayarladım. Tepsilerinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Çok da büyütmeyelim. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. Bazı zamanlarda ben akşamdan yapıyorum, dolaba koyuyorum. Merdaneyle bu şekilde açıp sabah kahvaltısına hazırlıyorum ve tüketiyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şu anda fırını 200 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına sürelim. Üzeri için yumurta sarısı 1 veya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. İkisini de beraber çırpıyorum. Daha sonra bezelerin her tarafına gelecek şekilde sürelim. Ben 2 yumurta sarısı kullandım ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Üzeri için çörek sosu ve susam kullandım. Birer çay kaşığı yeterli oluyor. Serpme kısmında ortalara biraz çok ve kenarlara biraz daha az serpelim. 200 derece fırına sürelim. Fırından aldım. Bakın tel tel gözüküyor. Gerçekten muhteşem oldu. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz aynı bu şekilde çıtır çıtır tel tel çörekler hazırlayacaksınız. Hemen sizlere de şöyle bir yakından göstereyim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.